Evet, teşekkür ederim Semra Karabaş. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye her alanda olduğu gibi enerji alanında da önemli projelere imza atmaya devam ediyor. Bugün Çoruh Nehri üzerine inşa edilen gövde yüksekliği bakımından dünyada 5. sırada, Türkiye'de ise 1. sırada yer alan Yusufeli Barajı açılışı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek program bugün saat 14'te başlayacak. Bizler de kameraman arkadaşım Ertuğrul Solmaz'la birlikte bu programı yakından takip edeceğiz. Az önce de belirttiğimiz gibi gövde yüksekliği bakımından dünyada 5. Türkiye'de 1. sırada yer alan Yusufeli Barajı Çoruh Nehri üzerine inşa edildi ve sizin de ifade ettiğiniz gibi Yusufeli Barajı Mayıs ayında faaliyet göstermeye, su tutmaya başlayacak. Çoruh Nehri üzerine inşa edildi dedik. 2012 yılında inşasına başlanan baraj temelden 275 metre yüksekliğe sahip. Barajın gövdesi 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine sahip olduğunu belirtelim. Eyfel Kulesi'nden 25 metre kısa olan baraj devasa gövdesiyle yükseklik bakımından da dikkat çekiyor. Ekonomiye de katkısının büyük olduğunu belirtelim. Yusufeli Barajı 558 megawatt kurulu gücüyle ilk ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlayacak. Ayrıca baraj vasıtasıyla Antalya'nın bir yılda harcadığı elektrik miktarı kadar da elektrik üretimi yapabilecek. Baraj ayrıca 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmiyle de sahip olduğunu da altını çizmekte fayda var. Ayrıca barajın inşası sırasında doğa da korunduğunun altını çizelim. Bu önemli bir nokta. 6000'e yakın ağaç taşınırken bölgeye 76.788 adet de ağaç ve fidan dikildi. Az önce de belirttik. Çoruh Nehri'nin üzerine inşa edildi Yusufeli Barajı ve aslında 2012 yılında inşasının başlamasının ardından da tabii Yusufeli Barajı'nın su tutmasının ardından da Yusufeli ilçesi su altında kalacak. İşte 2012 yılında inşasının başlamasının ardından da aslında Yusufeli ilçesi de tahliye edilmeye başlanmıştı ve yeni Yusufeli ilçesi de temelden inşa edildi. İşte bugün aslında hem Yusufeli Barajı'nın hem hidroelektrik santralinin açılışı hem bağlantı yollarının yanı sıra işte yeni Yusufeli ilçesinin de açılışı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirecek. Önemli bir proje olduğunun altını çizmekte fayda var. Bölge için önemli bir proje. Özellikle Yusufeli Barajı'nın devasa yüksekliği dikkat çekiyor. Az önce de ifade ettik. Çoruh Nehri üzerine inşa edilmiş 275 metre yüksekliğe sahip Eyfel Kulesi'nden de 25 metre kısa ve dünyada 5. büyüklüğe gövde yüksekliği bakımından Türkiye'de ise 1. sıra da yer aldığını da ifade edelim. Tabii az önce de belirttiğimiz gibi Yusufeli Barajı su tutmaya başlamasının ardından Yusufeli ilçesi tahliye edilecek. İşte tahliye çalışmalarının da aslında devam ettiğini belirtelim. Sona yaklaşıldığını belirtelim. Vatandaşlar aslında evlerine şu an için terk etmiş durumda. İşte bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla Yusufeli, yeni Yusufeli'nin de açılışı, yeni inşa edilen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca TOKİ tarafından inşa edilen yeni ilçenin açılışı da gerçekleştirecek. Az önce de ifade ettiğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla saat 14'te Yusufeli Barajı'nın açılışı gerçekleştirecek. Ayrıca hidroelektrik santrali, bağlantı yolları ve yeni Yusufeli ilçesinin açılışı bugün gerçekleştirilecek. Önemli bir proje olduğunu belirttik. Az önce de ifade ettiğimiz gibi gövde yüksekliği bakımından dünyada 5. sırada, Türkiye'de 1. sırada yer alıyor. Özellikle ekonomiye de büyük bir katkısı var. Türkiye'de yılda 585 megawatt güç üreterek yılda Türkiye ekonomisine 5 milyar lira katkı sağlayacak. Bizler de kameraman arkadaşım Ertuğrul Solmaz'la birlikte bu programları yakından takip edeceğimizi belirtelim ve söz yeniden size bırakalım. Semra Karabaş.